Alalım mavisinde yorumlarınızı. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Medyada da takip ediyoruz. İyi ki varsınız. Buraya da gelelim dedik. İnsanlarla görüşelim. Fikirlerini alalım dedik. Ne zamandır diyorum birden geleyim de konuşayım bu değerli güzel insana. Çok güzel. İyi şimdi önümüzde varsınız. Bir seçim var. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Halkın nabzını yokluyoruz. Valla tabii ki Ekrem İmamoğlu. Başka kim olacak ya? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Gördüğünüz gibi genç, güler yüzlü, neşeli, dürüst, samimi, güvenilir. Kendisini sevip sayıyoruz. Her zaman da yanındayız. Desteğimiz de tam kendisine. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir önceki seçimde yine adaydı. Karşısında da Binali Yıldırım vardı. Vatandaşlar İnani Binali diyordu ona. Ekrem İmamoğlu ilk seçimi kazandı. Ama Erdoğan AK Parti çıktı. Dediler ki saymıyoruz. Sanki ülkenin kurucusu, ülkenin sahibi diyor saymıyoruz. Milyonlarca insan Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş diyor saymıyoruz. Ya sizin öyle bir hakkınız yok. Lüksünüz de yok. Neyi saymıyorsunuz ya? Bizler oy vermişiz Ekrem İmamoğlu'na. Bizim irademizi saymıyor ya. Adama büyük haksızlık yapıyorlar. Böyle bir şey var mı ya? İkinci seçim oldu. Adam bu defa daha da fark attı. Yani bu defa AK Parti'ye oy veren, Cumhur İttifakı'na oy veren insanlar da Ekrem İmamoğlu'na yaptığı haksızlığı gördüler, büyük haksızlığı gördüler. Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler onlar da. Yani AK Partiler bile AK Parti adayına Binali'ye vermediler. Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Yapılan haksızlığı gördüler. Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Haksızlık karşılaşsan dişi şeytandır. Vatandaşımız bunu gördü. Vatandaşımız bunu gördü, fark attı. Zaten biz Ekrem İmamoğlu'nu niçin sevdik? Adam ne dedi? Dedi ben de kul hakkı yerim, ne hakkımı yedirim. Orada bir dik duruş sergiledi. Kendi hakkına sahip çıktı. Vatandaşın hakkına sahip çıktı. Kazandı. Bir de İlk seçimde İmamoğlu sadece Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmedi. Binali Yıldırım'a karşı mücadele etti. Erdoğan'a karşı mücadele etti. AKP'li bakanlara, milletvekillerle mücadele etti. Medyaya karşı mücadele etti. Bir de Erdoğan mitinglerde Ekrem İmamoğlu Trabzonludur. Sülalesi 7 cethesi Trabzonlu. Çıktılar dediler Ekrem İmamoğlu Yunan'dır, Gürcü'dür, Ermenidir, Yahudi'dir. İşte Binali Yıldırım'a mı oyunuzu vereceksiniz yoksa katil terörist Sisi'ye mi dedi. Çirkin iftiralarda bulundu. Karalama kampanyası başlattılar. Rezalet skandal inanılır gibi değil ya. Tabi Allah da gördü hepsini kafasına balyozunu indirdi. Vallahi ya hepsi kafasına balyozunu indirdi ya. Evet. Adam 1 milyon fark attı ya. Hepsine balyozunu indirdi. Allah yapılanı görüyor. Yapılan haksızlığı gördü. Hepsi kafasına balyozunu indirdi. Bu seçime dair tahminlerin var mı abi? Şimdi Ekrem Başkan 5 yıldır belediye başkanı. Çok şey yaptı bak, çok şey. Bir insan bir şey söylediği zaman devamını da getirmeli, altını doldurmalı. Kendim için söylüyorum, çok şey yaptı diyorum. O yaptı çok şeyler de bak tek tek anlatıyorum. Çıkıyorlar diyorlar ya bir çivi bile çakmadan. Adama iftira atmayın. İftira ayıptır, günahtır. İnsan olun. Bir, İBB İstanbul ofisleri açtı. İstanbul her ilçesinde, semtinde, mahallesinde İstanbul İBB İstanbul ofisleri var. Yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımız oraya gidip kayıt olup iş imkanı buluyor. İki, küçük çocuk olan anneler ücretsiz kart verdi. 3. Yuvamız İstanbul kreşleri yapıldı. 4. Yüz binlerce öğrenciye süt dağıtımı yapılıyor. 5. Öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. 6. Sokakta kalan vatandaşlarımıza kalacak yer adam gidip sokakta kalan insanlar otellerde kalıyor. Para bile vermiyor. 153'ü beyaz masaya arayıp bunu Ekrem İmamoğlu karşılıyor. Onun dışında kent lokantaları açtı. Her semtte kent lokantaları var. Bir dürüm bile 100 TL olmuş. Türk halkı vatandaşlarımız 40 TL gidip 4 çeşit yemek yiyor ya. Yani bir paket sigara bile 50-60 TL olmuş. 4 çeşit yemeği 40 TL yiyoruz ya. Bir de koronavirüs ilk çıktığı zamanlarda AK Parti iktidarının Erdoğan'ın yapmadığı maddi manevi desteği Ekrem İmamoğlu vatandaşı yaptı, İstanbul halkına yaptı. İBB araçları sokak sokak geziyordu. AKP'liymiş, CHP'liymiş, MHP'liymiş, HDP'liymiş fark etmez sizin. Yardıma bütün insanlara Ekrem İmamoğlu yardım yaptı. Yiğidi öldür hakkını ver. Tamam mı? Bir de zaten rakibi Murat Kurum bile çıktı canlı yayında dedi ki Ekrem İmamoğlu vaatlerin %87'sini %90'ını yaptı. Onu düzeltti sonra diz düşmesi evet. Falan dedi. Haber yani, geldi galiba. Ama itiraf. Yani itiraf etti. %87'sini yaptı dedi. Bir de bütün engellere rağmen yaptı bunları. Sonuçta tamam Ekrem İmamoğlu İBB başkanı ama meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Adam mesela bir şey yapmak istiyor reddediliyor. Ona rağmen %87-90 yapmış. Şimdi bir sürü şey sağladım. Önemli şeyler. Daha da bir sürü daha şey var. Onları da anlatabilirim ama önemli şeyleri ben anlattım. Şimdi Ekrem İmamoğlu karşısında kim var? Murat Kurum var. Yani Murat Kurum denilince gülmek krizine giriyoruz. Yani Murat Kurum. Murat Kurum yani gerçekten komedi ya, inanılmaz ya. Ya Murat Kurum değil de 7 yaşında bir çocuk koysunlar onun yerine, yemin ediyorum Murat Kurum'dan daha ya. Ya komedi. Şaka mısın Murat Kurum? Bir ara çıktı hiç unutmuyoruz. Dedi ki Türk halkı, vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, işlerini ferah tutsunlar. Poşete zam yapmayacağız dedi ya. Tarihe böyle geçti ya. Adını tarihe böyle yazdı. Poşete zam yapmayacağız dedi. Ya sen şaka mısın Murat Kurum?
poşete zam yapmayacağız ne ya? Ya Avrupa insanı, dünya insanı hepsi ülke ülke gezip tatil yapıyorlar. Yani Türkiye'ye geliyorlar, Yunan adına Maldivlere. Bu çıkmış Murat Kurum. Diyor ki vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. İşlerini para tutsunlar, poşete zam yapmayacağız. Ya sen şaka mısın? Ya yürü git ya. Ya yürü git ya. Ondan sonra Türk halkı vatandaşlarımız poşet fiyatını düşünecek duruma gelmiş. Yani acaba yarın poşete zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani o duruma gelmişiz ya. İkincisi gene bu Murat Kurum geçen çıktı şey yapıyor. Bir açılışa katıldı. Yanındakilerine diyor ki biz neyin açılışını yapıyoruz? Diyor biz neyin açılışını yapıyoruz arkadaşlar? Bilmiyorum da bana söyler misiniz? Ya neyin açılışını bilmeyen birine İstanbul mu emanet edilir ya? Ya inanılır gibi değil ya. Diyor arkadaşlar biz neyin açılışını yapıyoruz? Ya sen şaka mısın kardeşim ya? Ya bence bunu var ya gülmemiz için aday yaptılar ya. %1 bile oy almaz Murat Kurum ya. İnanılır gibi değil ya. Bir de gene dün öbür gün çıktı. Diyor ki Ekrem İmamoğlu iftira atıyor Ekrem İmamoğlu. Hem %80'ını 7'sini yaptı vatların diyor. Hem de diyor ki sadece 8 kilometre metro çalışması yaptı. Bir de adım atıyor. Diyor ki bak sadece 8 kilometre diyor metro çalışması yaptı. 8 kilometreyi de size göstereyim. Diyor 1, 2, 3, 4, 5. Murat Kurum böyle yapıyor ya. Canlı yayında. Şaka mısın sen kardeşim ya? İnanılır gibi değil ya. Ya vatandaşlar 8'in ne olduğunu bilmiyor mu? 8'e kadar sayamıyor muyuz ya? Ya bir de daha 8 kilometreyle 8 adımı ne olduğunu bilmiyor. Onu karıştırıyor ya. Ya gerçekten komedi ya. Ya bir de Murat Kurum'un vaatlerine bakıyorum. Diyor ki İBB başkanı olursam diyor İstanbul'da 600-700 tane bina var. Çürük bina, eski bina diyor kentsel dönüşüm. Ya sen şaka mısın kardeşim? Sen şaka mısın? Her şey şaka. İnsanlar alay mı ediyorsun ya? Ya sen Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın Murat Kurum. Maraş'ta deprem olmadı mı? He? Siz kendiniz diyorsunuz 53 bin tane vatandaş hayatını kaybetti. Ama 600 bin tane bina zaten yıkılmış. Her binada bir kişi bile hayatını kaybetse 600 bin tane insan hayatını kaybetmiş oluyor. Ben depremzedelerle konuşuyorum diyorlar yüz binlerce milyonlarca insan hayatını kaybetti. Memlekette insan kalmadı diyor. Sen o Maraş'ta olan depremde 11 il etkileyen depremde o binaları niye sağlam yapmadın Murat Kurum? Niye sağlam yapmadın? Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın mı Murat Kurum? He? Diyorsun ki İstanbul'un başkanı olursam İstanbul'daki çürük binaları yıkacağım. Peki Maraş'taki binaları niye sağlam yapmadın? Sormazlar mı sana? Sormaz mıyız sana bize? Sormaz mıyız? Ya söyledikleri hiçbir şey inandırıcı değil. Hiçbir şey. Erzincan'da 3 haftadır hala 10 tane vatandaşım toprak altında. Hala 3 haftadır ya. Ya Erdoğan Murat Kurum oy peşine düşmüşler ya. 3 haftadır ne Erdoğan Erzincan'a gidiyor ne Murat Kurum. Sen Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Erzincan'a gitsenize kardeşim. O 10 tane değerli kıymetli emekçi insanımı toprak altından çıkarsanıza ya. İnanılır gibi değil ya. Ya Ekrem İmamoğlu var ya. İlk seçimde hepsini nakavt ettin. Nakavt. Bu seçimde de hepsini nakavt edecek. Murat Kurum'a var ya bir tane yapıştıracak nakavt edecek. Yani yanındakilerini de nakavt edecek. Tabi biz vatandaşlar da her zaman yanındayız, arkasındayız. Murat Kurum dedim şov ya. Şovmen. Yani şovmen ya. Gitsin televizyon programında. Bir de Erzincan'da heyelan olmuş siyanürlü heyelan toprak kayması. Yani 10 tane vatandaşımız haftadır toprak altında magazin programına çıkıyor Murat Kurum ya. İnanılır gibi değil ya. Dün magazin programına çıktı. Magazin programında gülüyor, eğleniyor. Şaka gibi ya. Ya 10 tane vatandaşımız toprak altında ya. İnanılır gibi değil ya. Şunu sormak istiyorum abi. Geçtiğimiz genel seçimlerde biliyorsunuz ki yine bu seçim farklı olacak. Seçim sonuçları farklı olacak. AK Parti kaybedecek, CHP kazanacak gibi bir algı vardı. Sandıktan çok fazla sürpriz bir sonuç çıkmadı. Halkımız %52 ile bu düzene devam dedi. Bu seçimde de aynı senaryoyu yaşar mıyız yoksa bir değişiklik olur mu Joseph gerçekten? Joseph Stalin'in bir sözü var. Oyları kimin verdi değil kimin saydı önemlidir. Yani Türk halkı vatandaşlarımız sabah kalkıyoruz 5'e kadar gidip oy kullanıyoruz. Yani akşam 7-8-9'da televizyonu açıyoruz. 20-30 yılda son dakika Erdoğan %50 bile kazandı. Biz nereden bilelim kazandığını? Tabi Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaydı 10 sene önce. O itiraz etmedi. Bu seçimde Kılıçdaroğlu aday oldu. Zaten Kılıçdaroğlu da bence Erdoğan'ın denekçisiydi. Yani sen niye Ekrem İmamoğlu'na aday göstermedin, Mansur Yavaş'a aday göstermedin de kendini aday gösterdi. Bir de itiraz da etmedi. Biz zaten her seçimde kazanıyoruz. Kazanıyoruz ama adamlar diyor ki biz kazanıyoruz. Kimse de sesini çıkarmıyor, bir şey demiyor. Yani ben biraz da ekonomiyle ilgili biraz konuşabilir miyim? Ekonomi. Çok değerli, güzel bir insansın. Allah razı olsun. Yani biz burada sorularımızı dile getiriyoruz Türk halkı vatandaşlar. Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Bak biz var ya 30 gün boyunca çalışıyoruz. Sabah 8.30'dan akşam 7'ye kadar. Haftanın 6 günü, bazen 7 günü. Asgari ücret 17
27.000 TL. Ha gidin şu daireyi sorun, 20.000 TL'den aşağı değil ya. Burası bahçeviler, şinevler. 20.000 TL'den aşağı değil ya. Ya asgari ücret kiraya yetmiyor, kiraya. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Aldığımız maaş kiraya yetmiyor ya. 30 gün boyunca çalışıyoruzlar ya. Aldığımız para bir telefona yetmiyor. Bir çamaşır makinesine yetmiyor. Bir buzdolabı yetmiyor ya. Her şey ateş pahası olmuş. Milletvekili 110.000 TL maaşı var. Emekli milletvekili 230.000 TL alıyor. Benim değerli kıymetli emekçim 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Devlete hizmet ediyor. Emekli oluyor 70 yaşında 10.000 TL alıyor. Milletvekili geliyor 230.000 TL alıyor. Ya bu adalet mi ya? Bu adalet mi? Bu ülkenin sahibi kimdir biliyor musunuz? Atatürk'tür. Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Halktır. Millettir. Erdoğan bu ülkenin kurucusu da değil, sahibi de değil. Milletvekilleri de öyle. Yani milletvekili zaten benim gözümde bir öğretmen kadar değeri yok. Bir doktor kadar değeri yok. Bir asker polis kadar değeri yok. Milletvekili kimdir ya bu? Ne yapmışlar ülke için ya? Ya biz 17 bin TL alıyoruz. Benim değerli kıymetli kahraman askerin polisim 40 bin TL alıyor. Öğretmenler, doktorlar 40 bin TL falan alıyor. Milletvekilleri 230 bin TL alıyor ya. Yani inanılır gibi değil ya. Öğretmenler bu ülkeye planta gibi çocuklar, gençler yetiştiriyor. Doktorlar bu insanları yaşatıyorlar. Askerlerimiz, polislerimiz, kahraman asker polislerimiz ki için, vatan için, bizlerin akşam rahat uyumamız için yani canlarından vazgeçiyorlar, hayatlarını kaybediyorlar, şehit oluyorlar. Onlar bizden kat 10 kat 100 kat daha fazla para alıyorlar ya. Ya bu adalet mi ya? Ya siz vatandaşın hizmetkarısınız, hizmetkarı. Sizler hizmetçisiniz, hizmetçisi. Sizler bizim efendimiz değilsiniz. Sizler padişah, kral da değilsiniz ya. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Kimsiniz? Allah mısınız? Peygamber misiniz ya? Ya sizler sadece siyasetçisiniz, siyasetçi. Benim vatandaşım refah içinde yaşayacak. Benim Türkiye'm, Anadolu'm dünyanın en güzel yeridir. İnsanım da dünyanın güzel insanıdır. Tamam mı? Hangi insanımın yüzü gülüyor ya? Herkes asık suratlı, herkes sinirli, öfkeli. Her evlilik birinci yılını doldurmadan bitiyor. Ülkem mahvolmuş, her konuda mahvolmuş ya. Nazım Hikmet'in bir sözü var güzel kardeşim. Diyor ki nasıl öfkelenmem, düşündükçe memleketimi çırpınıyor ayakları altında bir avuç ergelenen. Yani ülkem, vatandaşım durumu gözümüzün önüne geliyor. İster istemez sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Yani bir dolar olmuş 30 TL, bir euro olmuş 30 TL. Gidiyorsun bir ayakkabı alıyorsun 400-500 TL, bir pantolon alıyorsun 405 TL, bir mont alıyorsun 1000 TL, 2000 TL. Her şey ateş pahalısı ya, her şey. Ya biz neyle gündeme geliyoruz? Ya bunlar 20-30 yıldır ülkeyi yönetiyor. Her gün asker polis cihazı geliyor ya, her gün asker polis cihazı geliyor. Suudi Arabistan'ın lideri, içimi dökeyim güzel kardeşim. Dök abi. Suudi Arabistan lideri öldü. Erdoğan çıktı dedi ki, Suudi Arabistan'ın lideri öldü dedi, ben ağlayacağım üzüntümden, yas ilan ediyorum. Ya bize ne Suudi Arabistan liderinden ya? Bize ne ya? Bize ne Suudi Arabistan, İsrail, Amerika liderinden? Biz Türkiye'yiz, Türkiye'de yaşıyoruz. Suudi Arabistan liderine yas ilan eden Erdoğan geçenlerde ilk başta 9 askerim hayatını kaybetti, şehit oldu. Sonra 12. Bir haftada 20-30 tane askerim şehit oldu. Yas ilan etmedi ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Eskiden yılda bir defa zam olurdu. Bir defa. Sadece Ocak ayında bir defa zam olurdu. O da 1 TL 2 TL zam gelirdi. Şimdi her gün zam. Hayatımız olmuş zam ya. Her gün zam. Saat başı zam. Gözümüzü kapatıyoruz, açıyoruz zam. Her şeye zam ya, her şeye. Bildiğin üzere biz daim olarak sokaktayız ve insanların nabzını alıyoruz. Zaten yoksulluk sınırı, bunu resmi makamlar bile açıkladı. Yoksulluk sınırı 52 bin TL. Ya asgari ücret 17 bin TL, emekli maaşı 10 bin TL. Yani asgari ücret 50 bin TL bile olsa insanlar yani yoksul oluyor. 50 bin TL bile olsa. Ya Erdoğan çıkıyor diyor ki, bin odalı sarayda yaşıyor. Bin odadan daha fazla da, ben kısadan bin oda. 8 oda. Bin odalı sarayda yaşıyorsun, yediğin önde yemediğin arkanda. Çıkıyorsun diyorsun ben manda yoğurdu yiyorum. Kestane balı yiyorum, ejderha meyvesi yiyorum, ejderha binip saraya gidiyorum, uzaya gidiyorum. Biz her gün var ya, poğaça yiyoruz, simit yiyoruz ya. Yemin ediyorum her gün poğaça yiyoruz, simit yiyoruz. Yani artık poğaça simit alacak, poğaça simit bile 10 TL 20 TL olmuş ya. Yani inanılır gibi değil. Yani sen padişah gibi yaşarken benim halkım niye açlıktan ölsün ya? Ya bir gidin istifa edin, gidin kurtulalım sizden. Allah rızası için istifa edin, gidin kurtulalım sizden ya. Bıktık sizden, bıktık. Erdoğan AK Parti, istifa edin, gidin kurtulalım sizden. Bıktık, tamam mı? Bıktık sizden. Her yerde bıktık ya. Ya abi, ama bunu yemin ederim var ya, biz seçmedik. Seçen var. Onlar da herkes abi, kendi akşanı yapar. Abi, ya zaten arkadaş diyor ki Erdoğan'ı seçen halk değil. Tamam yüzde abi, tam bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Biz vermedik, hiçbir zaman da vermeyiz. Abi vallahi. Tamam, bir dakika.
Zaten Erdoğan'ı seçen diyor ki Allah gibi adam. Sokak röportajını izliyorum. Erdoğan'a diyorlar Allah gibi adam, peygamber gibi adam. Allah çocuklarının özrasını ona versin. Ülkeyi satsa da batırsa da yine bu adam. Ya inanılır gibi değil ya. Ya nasıl ülkeyi satsa batırsa yine o ya? Ya zaten bir insan bir ülkeyi batırsa satsa ülke en büyük ihaneti yapmış olur, kötülüğü yapmış olur. Yani bu nasıl bir zihniyet ya? İnanılmaz. Bizim bu zihniyette kurtulmamız lazım. Allah gibi adam nedir? Peygamber gibi adam nedir ya? Diyor ki ben köpeği olurum. Diyor bana tasma taksın, gezdirsin su. Sokak röportajında böyle tiplerle karşılaşıyorum ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. Ya Allah razı olsun, istifa edin gidin kurtulalım. Vallahi sizden bıktık. Yemin ediyorum istifa edin gidin kurtulalım sizden. Siz de gözümü açtım. Neredeyse yaşlanacağım öleceğim. Hala siz varsınız ya. Ya yeter yeter. Ben var ya evimde televizyonu çıkardım. Evet. Çünkü Erdoğan'ı görmek istemiyoruz artık. Sesini duymak istemiyoruz. Adayı diyor çünkü Erdoğan'ı gördüğümüz zaman, sesini duyduğumuz zaman var ya psikolojimiz bozuluyor. Hayattan soyuyoruz ya. Hayattan soyuyoruz. Televizyonumuzu çöpe attık ya. Sırf Erdoğan'ı görmemek için, sesini duymamak için ya. Yeter yeter, bıktık sizden. Ya istifa edin gidin kurtaralım sizden. Allah rızası için ya. Ya güzel. Güzelim, güzelim ülkede var ya, her gün kadınlar cinayete kurban gidiyor. Her gün. Her gün 2-3 tane, 4-5 tane, 10 tane kadın cinayete kurban gidiyor. Münevver Karabulut feci şekilde cinayete kurban gitti. Emine Bulut feci şekilde cinayete kurban gitti. Pınar Gültekin, Şule Çet. Onun dışında Ramazan Hoca namaz kılıyordu. Gariban tespih satıyordu. Çay ocağı vardı, çay satıyordu. Adamı katlettiler. Geçen İzmir'de bir tane taksici gece yarısı sokakta üşüyen birini görüyor. Acıyor. Taksiye alıyor. Evine bırakmak istiyor. Arkasından silah çıkarıyor. Kafasına sıkıyor. Çoluk çocukları vardı. Esenyurt'taki tekel olayını herkes biliyor. Yani geçen Ataşehir'de bir tane kadın iş çıkışı arkasından Japon samuray kılıcını sokuyor, öldürüyor. Ya kimse artık sokaklarda rahat yürüyemiyor ya. Ülkemiz var ya. Texas gibi olmuş ya. Ya zaten var ya. Haberlere bakıyoruz. Hep son dakika şu ülkenin mafyası, çetesi, kırmızı bültenle aranan yakalandı. Bütün mafya babalar Türkiye'de ya. Bütün mafya babalar ya. Ülkemiz yani dediğim gibi mafya ülkesi gibi olmuş yani bunlar yüzünden. Dediğim gibi istifa etsinler, kurtulalım. Başka da bir şey istemiyoruz. Yemin ediyorum her gün dua ediyorum. Diyorum ki Erdoğan artık inşallah istifa etmiştir. İnşallah artık etmiştir. Sabah kaldığımızda istifa etmiş olduğunu görelim. Hani güne o şekilde uyanalım. Yani diyorum zaten televizyon izlemiyoruz ya. Bazen Google'a bakıyorum hani son dakika haberlerine. Ya her yerde Erdoğan'ı görüyoruz. Belgesel izleyeceğiz, Erdoğan. Spor kanallarında Erdoğan. Meydanlarda Erdoğan. Metroya biniyoruz, tutunuyoruz Erdoğan. Ya artık rüyamıza giriyor ya. Yemin ediyorum kabus görüyoruz ya. Yemin ediyorum ya. Yani kuğu yabanı gibi. Şimdi sen hani, kimseye vermiyorsun ya. Rüyamıza sen giriyor. Sen kaç yaşındasın? Ya 30 yaşında evet. Değil mi? Dayı 60 yaşında. Dayı telefonumuzu çıkaralım. Evet dur. Dayı 60 yaşında değil mi? Telefonu çıkar. Cemaat beni dinleyin. Dur. Dayı 60 telefon yaşında değil mi? Kullanmayalım. Benim yaşım. Türk halkı telefon benim yapmıyor. Benim yaşım 78. Dayı 60 yaşında değil mi? Sanki 60 yaş boyunca AK Parti mi yönetti Türkiye'yi? Yönetmedi değil mi? Benim başka başkanlar da geldi. 8. Sen şu anda AK Parti'de suç bulamazsın ki. İsveç Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Erdoğan onları NATO'ya soktu. Benim Kur'an-ı Kerim'i yakan ülkeyi NATO'ya soktu. Bu bir rezalettir, skandaldır, utanç vericidir. İsveç olayı. İsrail şu an Gazze'ye 5 aydır saldırıyor ama tam gaz, son sürat Gazze'ye saldırıyor. Çoluk çocuk kadın demeden katlediyor ama Erdoğan AK Parti iktidarında tam gaz, son sürat İsrail ticaretini devam ediyor. Bu da rezalet, skandal. İki şey daha söyleyeyim. Geçen Erdoğan Sakarya mitinginde AKP'ler kendisi oy veren insanlar bile İsrail'e ticaret utancı sonlandırılsın diye bir pankart açıldı. Pankartta apar topar kaldırdılar. Bitsin Tatvan ilçesinde bir cami hocası hutbesinde dedi ki İsrail'e ticaret utancı sonlandırılsın. Adamı görevden aldılar ya. Peki sen o pankartı indirerek, o cami hocasını görevden aldırarak, İsrail'e ticaret yaparak Filistin'e mi destek olmuş oluyorsun yoksa İsrail'e mi destek oluyorsun? 5 aydır sen niye İsveç'in İsrail'in başkonsolosunu göndermiyorsun? Niye büyükelçisini göndermiyorsun? Niye kendikini geri çekmiyorsun? Niye hava sahasını İsrail'e kapatmıyorsun? Niye gemiyi kapatmıyorsun? Benim Mavi Marmara gemim Filistin'e yardım götürdü Filistinlilere. İsrail dedi bak Mavi Marmara gemisi gelmesin. 7-8-10 yıl önce. Dedi bak gelmesin dedi, ben gemiye baskın yaparım, gemidekileri öldürürüm. Erdoğan İsrail'e parmak salladı. Dedi lan sakın. Dedi ben Erdoğan'ım dedi, ben var ya İsrail'i bir saatte yok ederim, haritadan silerim. Mavi Marmara gemisi gitti. İsrail gemiye baskın yaptı. 20 tane Türk'ü katletti. Erdoğan bir iki gün sonra çıktı dedi, benden mi izin aldınız gittiniz? Ya inanılır gibi değil ya. Irak'ta benim askerimin 10 tane askerimin kafasına Amerikan çuval geçirdi. Yani hiçbir şey yapılmadı. Diyor dostum Amerika, dostum Trump, dostum Putin bilmem ne. Suriye'de 2 tane askerim cayır cayır yakılsın, araştırsın deniliyor, reddediliyor ya. Yani Suriyelileri getirdi. Suriyeliler geçenlerde Taksim'de bomba patlattı bir tane kadın birkaç ay önce. 7-8-10 tane vatandaşım öldü. Bir tane Ercin bebek babasıyla Konya'dan gelmişti. Kız istemeye gelmişti.
gelmişlerdi. Babasıyla beraber orada hayatını kaybetti. Yapan Suriyeliydi ya. Milyonlarca biz Suriyelilere karşı değiliz. Tamam. Onlar da insan, biz de insanız. Ama sen referandum yaptın mı? Vatandaşlar acaba bu kadar Suriyeli istiyor mu? Ya benim askerim orada hayatını kaybediyor. Değerli Karaman askerim, polisim orada hayatını kaybediyor. Suriyeliler parklarda, sahillerde ayaklarını üste koymuşlar. Nargile çekiyorlar ya. Nargile çekiyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Bunu hangi vicdan kabul eder ya? Hangi vicdan kabul eder? Abi, teşekkür abi, ederim kardeşim. İyi ki varsınız. Siz seviyoruz. Abi, çok memnun oldum. Ağzına sağlık. Bitti mi oyun? Buyurun abi. Şimdi ben bu cemaat herkes beni iyi dinlesin. Yaşım 78. Almanya'da üniversite okudum. Ailevi nedenlerden bıraktım. 58 sene devlet gezdim. 58 tane. Ülke gezdin he dayı? Evet. Helal olsun. Dilimin döndüğü kadar tercümanlık yapamazsam 6 lisanı konuşurum. Bizim milletimiz kadar hepinizden özür dilerim söyleyeceğim laflar için. Kimse beni gale almasın isterse. Ama gerçek olan bu. Bizim Araplar birinci eşek gördüm, ikinci eşek bizim Türkleri gördüm. Kim ne derse desin bunu. Geçmiş tarihini okuyup bilmeyen bir insan geleceğini ayna tutamaz. Geçmişte yaptığın hatayı gözün önüne getirip geçmişten bir ders almadıysa sen bir şey kazanamazsın. Hiç uzağa gitmeyeceksin bunu. Adam çıkıyor, ben yoksam doğalgaz da yok diyor. Bakın bunu bir reis cumhur söylüyor. Ben yoksam doğalgaz da yok. Ben yoksam şu da yok, buna yoksam bu da. Peki biz seni niye seçtik, niye oraya koyduk seni? Orada kimsin sen? Kime anlatıyorsun derdini? Sana ne oldu orada? Ne oldu? Ha? Kim kim götürüyor? Eşek abi video, eşek var ya hiç rahat konuşamıyorum. Polis mi? Tamam niye sadece benim? Herhalde. Ya yok az zaafı, zaafı abi benim eve gideceğim, işim var. Gel tam kontrolünü yap, ben eve gideceğim. Çocuğum hasta, ben eve gideceğim. Tamam çocuğum hasta, eve gideceğim. Zorlu çıkarma, zorlu çıkarma. Tamam aracın var mı, yok mu? Gel kontrol yap. Polis beni nereye götürüyor? Polis ya. Nasıl oluyorum? Nereye götürüyor? Çocuğum bağırma, hasta. Bağırma. Eve gidiyorum. Çocuğum hasta. Beni nereye götürüyor? Hiç de sesin çıkarma. Abiciğim çocuğum hasta. Eve gidiyorum. Beni nereye götürüyorsun? Bu nasıl bir şey ya? Çocuğum hasta. Bir uzak durun ya. Hadi eve gideceğim. Çocuğum hasta. Beni nereye götürüyorsun? Bu ne ya şu an? Ne yapıyorsun? Yemin verdim. Gepeta kontrolü yapar mısın? Abi sesini çıkarma ya. Çocuğum hasta. Ciğeri para parçası. Ne yapıyorsun şu an ya? Şurada. Ya sen ne yapıyorsun abici? Kimliği mi vermişsin? Gepete kudur yapsana. Ben Türk'üm. Vatandaş nasıl konuşma ya? Allah az vermiş ya. Başka bir vatandaş olursa. Abicim kimliği mi verdin? Gepete kudur yapar mısın? Ben eve gideceğim. Çocuğum hasta. Çok bağırıyorsun. Ya buradan yapar mısın abicim? Gitmiyorum ben bir yere ya. Ya görüyorsun arkadaşı. Görevli kötüye kullanıyor. Böyle bir şey yok ya. Şikayet edersin bizi. Abicim. Kimliğimi verdim. Gepeta kontrol yapar mısın? Ya konuşma gel. Abi sen nasıl konuşma ya? Çıkaralım. Gözümüzün önünde gidiyor. Biraz ses çıkaralım. Cem aldın mı sesleri kalan? Aldın. Adam aldı. Ha? Aldın mı sen onları? Tamam. Sinirimi soğuktu şimdi vallahi. Nerede? Ayda basın. Ne oldu acaba? Hangi gerekçe? Sadece emniyete mi bakacaklar? Arkadaşlar, güzel kardeşlerim, neyi yapıyoruz? Bir sorayım ya. Biraz bekleyin. Biraz bekleyin. Sizi biraz bekleteceğiz. Tamam. Beklerim arkadaşlar. Beklemenize gerek yok. Ben bekli görmek istiyorum. Ben şeyler bakıyorum. Yani işime dert olur, ben biliyorum. Kamerayı kayıtsana. Evet. Tamam, o kamerayı güzelce aşağı indirin.